Bir anı, bir hikaye. Bir Osmanlı zabiti İngiliz'in Plemne Hatıraları 43. Bölüm Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Vidin'de, tabii tütün bulamayan bu hatıraları hazırlayan Herbert Yolda rastladığı bir subaya sorar. O da der köşeyi geçince yeşil kaplı bir ev var. Oraya git. Oradan alabilirsin. Ama sakın ha istediğinin hep yarısını ver. Yoksa seni kandırır diye de ikaz ediyor Topçu Osmanlı zabiti. Yahudi Şimail'in eviymiş meğer burası. Oraya gidiyor. Bin sigara işte bir okkada okka, hokka değil, 1234 kilo İstanbul okkası. Efendim, bir okkada Sırp tütünü aldım ama diyor, bugüne kadar içtiğim tütünlerin en nefisiydi diyor. Tütün nasıl nefis oluyor onu bilmem. Ve torun da paketleri hazırlıyor. Buyurun diyor, yüzbaşını eline veriyor, gönderiyor. Maksatsız bir halde yolda yürüyordum. Bu sırada İstanbul'daki bankerimden bir miktar para istemek aklıma geldi. İstanbul'daki bankerinden. Bunu yani bankamdan demektir bugün için. O zaman bankerler vardı. Bunu nasıl yapabileceğimi oradan geçen bir istihkam mülazımına sordum. Bir istihkamcı temen gördüm. Ya benim İstanbul'da e, bankerim var ondan biraz para isteyeceğim. Nasıl isterim, nasıl getirtirim oradan bu parayı? Dedim. O bana saat kulesinin yanında camiye giden yolun sonunda yeşil kaplı bir ev vardır. Orası Yahudi Şimail'indir. Aynı adamı söylüyor. Bu işi o yapar. Adam tütün buldu. Cigara buldu. Şimdi İstanbul'daki bankerden para getirtirmeyi o adam halledermiş. Bakın ne işler yapıyor efendim. Bir Vidin Yahudisi, Vidin'deki Yahudi. Tekrar oraya uğramayı doğru bulmadım. Belki de bunu bir bahane sayacaklardı. Başka bir gün uğrarım dedim. Saatim son günlerde biraz ayarsız gidiyordu. Bunu tamir ettirmek istiyordum. Rastladığım bir Bahriye zabitine, bu sefer bir Bahriyeli'ye rastlıyor. Ya bu saatim benim biraz geri kalıyor falan. Nerede yaptırabilirim? Doğru Saat Kulesi'nin yolunu tutunuz. Orada Yahudi Şimail'in evini sorunuz. Yeşil kapılı bir evdir. Hayda. Saat tamiri de Yahudi'nin evinde. Aynı Yahudi efendim. Şaylok'un kaç türlü işi birden başardığına hayret ederken müthiş bir gürültü beni daldığım bu hayallerden ayırıverdi, uyandırdı. Köşe başından yeni asker almış kura efradı geliyordu. Kalabalık. Bunların geçişi bir zamanlar Türkiye'nin görülmeye değer bir manzarası idi. Bunların hal, tavır ve kılıkları bir sahne rejisörünün işine her zaman çok yarayabilirdi. Kale zabitlerinden birkaçı ile konuştum. Bunlar Acemi Efrattan. Gönüllerden, Çerkeşlerden, Çerkeslerden ve buna benzer talim görmemiş askerlerden yaka silkiyorlardı kale zabitleri. Aman, aman diyorlardı. Geçen alayı takip ettik. Ve bu kale zabitlerinden birisinin daveti üzerine istikamların yolunu tuttuk. Yani mevzilerin, tabyaların. Yeşil bir çadırın önünden geçtik ki bunun dışında kirli bir takım çingeneler, davul, dümbelek, zurna, çifte naralarla vur patlasın, çal oynasın, ahenk yapıyorlardı. Burada gelen gönüller deftere kaydolunuyordu. O demek ki kafile, gelen kafile. Nehir tarafından istikamlara girdik. Yol arkadaşımla terasaya çıktık ki burada toplar muharebe vaziyetine ayarlanmışlardı, mevzilenmişlerdi. Topçular yerlere oturmuş çene çalıyorlardı. Birbirlerine hikayeler anlatıyorlardı, memleket hikayeleri. Memlekette askerlik hikayeler anlatır askerler. Askerde de memleket hikayeleri anlatırlar. Çok nöbetçiler vardı. Zabitler dürbünle kalafatı gözlüyorlardı. Karşıda da kalafat var. Bir tarafta arada Tuna silah çatmış piyadeler vardı. Önümüzde bütün maviliğiyle şaşalı tuna uzanıyordu. İstim üzerine bulunan iki monitörümüz biraz ileride demirlemişti. Bir su da giden bir vasıta monitör. Bu monitörleri görmek istedim. Arkadaşlardan birisi bu arzumu bir Bahriye Zabit'ine söyledi. O da kabul etti. Gemi gayet mutazam ve temizdi. Güverte o kadar temizdi ki oraya ayak basacağım için mülazimden özür diledim. Bahriyeler İngiliz kıyafetliydi. Topçuların kıyafeti kare topçuğun kıyafetiydi. Bir avcı bölüğü, iki hafif wit vört top ile gemiye geldiler. Mavi yeşilden ibaret olan elbiseleri gayet güzel görünüyordu. Burada kırmızı saçlı ve kirli elbiseli bir İskoçyalı işçi, kendisine verdiğim tütün mukabilinde bana şu müjdeyi verdi. Bu da bugün çıktı. Bakın şu yaygaraya. Ben karaya çıktıktan sonra iki monitörde demir almış, şikarlarını arayan iki büyük böcek gibi, nehrin üst başına doğru hareket etmişlerdi. Dürbünle karşıki sahile baktım. Fazla da bir şey görülmüyordu. Ortada üzerlerine otlar, fundalar, çalılar, çiçekler bürümüş alçak adalar vardı. Daha ötede sazlıklı bir sahil, solda üç mil geniş, güzel manzaralı yeşil tepeler, sağda hafif tüten bacalar ile ya bir köy veya çiftlik ve iki masmavi gölcük vardı. İnsanların hayat ve faaliyet hakkındaki bilgim azdı. Fakat harp hakkında daha az bilgiliydim. Yok gibiydi. Daha sağda biraz birkaç kulübe çamurlu sahile çekilmiş birkaç kayık daha solda yüz kadem irtifaında bir tepenin yamacına kurulmuş olan Kalafat kasabasından, Kalafat kasabasından bir kilisenin çanının tembel tembel sesleri geliyordu. Kasabanın vaziyeti bütün yolları görmeme mani oluyordu. Fakat maskelenmiş bazı bataryalar olduğunu fark ediyordum. Bizim kıyıda enleri tabiyamız olan Gazi Bayır tabiyasıyla Kalafat'ın tam karşısında yeni tabiyeyi gördüm. İkisi de köstebek ini gibiydi. Asi Sırbın silahlı oğullarından ancak tek numune görebildim. Sahilde yeşil bir kağıdın üzerinde bir pire gibi siyah bir nokta. İlk önce bunu bir bostan korkuluğu sanmıştım. Fakat değiştirmesi anladım ki bu kendi krallığının kendilerine raf söylenmez Türklere karşı bekleyen bir nöbetçisi idi. Birçoğu hükümet tarafından müsaadeyle başka yerlere götürüldüğü için bu sıralarda Vidin'de büyük gemiler yoktu. Harbi ilanından biraz önce 15 bin tonun ton un ile Kalafa'da yapılacak Duba Köprü malzemesi taşıyan bir takım vapurlarla yelkenler gelmişti. Nehrin yukarıki kıvrımından beyaz bir benek gibi bir yelkenli belirdi. Bu gemi iki tarafına sıralanmış dehşetli toplara hiç de aldırış etmeyip süzülerek bize doğru geliyordu. Öğleden sonra saat birdi. Kanım acıkmıştı. Arkadaşlarım eğer param varsa kaledeki aşçıdan bana yiyecek bulabileceklerini söylediler. Kaleye götürdüler. Sağ solu seyrediyor. Ama iş boğaza paraya gelince kalenin aşçılarına para verirsen bizi doyurur diyorlar. Dedik efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 44. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.